Selam arkadaşlar, ben Soner. Bugün size Marvel'ın Strike Forge adında bir oyunu var. İsmini doğru söyleyip söylemediğimden de emin değilim. Oynamak isteyenler için linkini aşağı açıklamaya koyarım. Marvel filmlerini ve Marvel evrenini bilenler karakterleri biliyordur zaten. Ben filmlerini izlediğim halde karakterlerin çoğunu biliyorum diye tahmin ediyordum. Ama oyunu oynadıktan sonra birçok karakterini bilmediğimi öğrendim. Marvel'ın bu oyunu karakterlerle ilgili. Karakterleri toplayıp, kartlarını toplayıp alıyorsunuz ve daha sonra karakterlerin kıyafet giydirerek, özelliklerini güçlendirerek yeteneklerini arttırıyorsunuz. Karakterler güçlendikçe savaşlar daha iyi geçiyor. De bu oyun, evet, girdiğimizde hemen ödül veriyor. Oyun kayıtlı. Siz oyuna başladığınızda bu şekilde oyun isim soruyor ve size oyunu sildikten sonra daha sonra aynı Gmail adresine giriş yaparsanız oyun kaldığınız yerden devam ediyor. Bu şekilde karakter kitlesi çok geniş. Tabii yeni özelliklerle yeni karakterler gelecek mi bilmiyorum. Çünkü Marvel'ın çok fazla karakteri var. Şu şekilde oyuna hemen başlayayım. Önce burada yukarıda benim ismim Soner Bey olarak 40-47 level'im. Şu yine girdim mi? Evet, burada direkt herkesin görebildiği bir tablo geliyor. Sizin profiliniz gibi bir yer. Sağ tarafta 5 tane karakter var. Bunlar sizin güçlü karakterleriniz. Onları gösteriyor ve yan tarafta sizin profilinizde, yani size ait olan bilgileri gösteriyor. Toplam koleksiyon gücü, ondan sonra en yüksek takım gücü, toplam karakter. Şu anda benim 10 19 mu? 19 tane karakterim varmış. Evet, tüm zaman arena rütbesi. En son arena rütbesi bu şekilde devam ediyor. Evet, daha sonra hemen o ismin altında liste bölümü var. Burası karakterlerin olduğu bölüm. Şu anda elimde olan karakterler zaten ekranda renkli şekilde gösteriyor. Evet, bu karakterler. Şu anda bende olan karakterler. Çoğunun gücü düşük çünkü birçoğu yeni elime geçti. Bu şekilde altta renksiz olan karakterler de daha alamadığım karakterler. Şu şekilde en yakın hangisi? Evet, en yakın bu. Marvel'da ben böyle bir karakter olduğunu bilmiyordum. Bu 14 kartı var. 15 kartta alacağım, bir kartı kalmış. Ve şu anda Marvel karakterlerin içinde en çok beklediğim Hulk. Çünkü karakterler arasında en güçlü Hulk. Hulk'un olduğu kişilerle kapıştığım zaman Hulk bana çok fazla zarar veriyor karakterlere. Hulk almak için uğraşıyorum. 180 kart istiyor ve şu anda 141 kartım var. Evet, bunlar bu şekilde. Kartlarını nasıl almak istiyorum diyorsanız burada bul diyor. Evet, Hulk zaten Hulk sizi direkt buraya gönderir. Burada zaten bunlar kolay. Karakterlere kıyafet giydirerek, bölüm geçerek, etkinlik yaparak bunlar zaten kendi kendine doluyor ve alıyorsunuz. Diğer karakterlere de aynı şekilde burada bul dediğiniz anda nereden bulabileceğinizi direkt sizi götürüyor. Bu şekilde giderek. Evet, burayı daha sonra göstereceğim. Bu şekilde giderek kutulara basarak kartları toplayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Evet, bunları şu şekilde bakalım. Bakın. 3 sağda, 3 solda olmak üzere 6 tane dörtgen kutu var ve bunlara karakterin istediği elbiseler ya da özellikler konuyor. Bunları nasıl bulacağım derseniz, bakın şu anda 5 tanesini tamamlamışım ve bir tanesi eksik. Üstüne tıklıyorum ve zaten otomatik istediği parçayı buraya gösteriyor. Sağ altta bul diyorsunuz ve burada kutulara götürüyor.
Burada kutulara tıklamanıza gerek yok. Bu şekilde ekrana bazı tutup sola doğru kaydırdığınızda bu şekilde geliyor. Ben hepsini birer defa dedikten sonra hepsi otomatik zafere geçti. Bu şekilde otomatik zafere tıklıyorum. Bir defa tıklayıp ödülü beklemeniz gerekiyor. Yoksa diğer türlü oyun kasıyor. Evet, bu şekilde tıklayarak bakalım. Evet, istediğimiz şeyden bir tane geldi. Devam edelim. Evet, ikinci de geldi. Bakın yukarıda da şey var. Sizin kullandığınız, savaşlarda kullandığınız enerji var. 47 level olduğum için enerji kapasitem şu anda 106 ve kaç kalmış? 64 enerjim kalmış. Evet. Onu tamamladık. Hemen diğer eksik olanı gösteriyor. O 3 parça toplanacak. 6 tane. Bundan 6 tane istiyor. Bundan 6 tane bulabilmem şansım çok az. Hele de 64 enerjiyle 6 tane bulabilir miyim bilmiyorum. Deneyelim. Evet, bir tane geldi. Karakterlerinizin gücü yükseldikçe istediği parçalar çok zor bulunmaya başlıyor. Tabi bunlara uğraşmanız gerekiyor. Evet, 3 oldu. Ve enerji bitti. Evet, enerji bitince bakın burada yenile diyor. Bu sizden elması pek harcamayın. Bazen burada tıklayalım. Evet. Bakın burada 3. seçenek var. Onun şu anda ismine bakamıyorum. İsminin ne olduğunu da bilmiyorum. Burada 350 tane toplam kapasitesi var. Şu anda bende 40 tane var. Bu kendi kendine yükseliyor. 50 tane olduğunda burada elmas yerine 50 tane ondan istiyor. Elmas yerine bundan vermeniz daha iyi. Şu anda 40 tane var. 50 olunca onunla tekrar enerjiyi fullleyebilirim. Bu şekilde geri gideyim. Çünkü onu güçlendirmem biraz zor olacak. Şu şekilde bakalım. Evet, güçsüz karakterlerden biri. Bakın bunun hepsi yönü çünkü bu şekilde yandı mı sizde o parçalar var demektir. Evet, hemen gitti diğerlere. Galiba ben bu özelliği bugün gösteremeyecek gibiyim. Bakalım en yakın atlamaya kim müsait? Bu atlamayı göstermek istiyorum. Buna basarsam 2 tane kalacak. Diğerinde kaç tane var? Diğerinde de 2 tane var. Ne istiyor? Bakın bu istediği parçaları şuradan da bulabiliyorsunuz. Bir dakika, önce hazır. Her girdiğinizde oyuna 2 defa sizden çekiliş isteyecek. Bu şekilde. Evet. Bir tane kart veriyor ve 2 tane malzeme veriyor. Bir tane daha çekiliş hakkı var. Evet, bir kart. Evet, tekrar şimdi geri diyelim ve tekrar girelim. Evet, girdik burada. Sol tarafta 4 seçenek var. Bu en üstten 3. seçeneğe giriyoruz ve böyle kaydırdığımız şekilde bakın sağ üst tarafta eğer yuvarlak bir kutu varsa bunlar size gerekli olan malzemelerdir. Bunları alabilirsiniz. Tabii her gün buradan 3'ten aldığınızda günlük yapmanız gereken görevlerden biri tamamlanıyor. Bana bu kez hepsi lazım. Evet. Bakın günlük amaçlar. Gördüğünüz günlük amaçlar bölümü hemen tamamlandı sayılır. Ya bunları alarak da enerji kazanabiliyorsunuz. Bakalım. Evet, XP. Never atladı. Evet, never atladı. Evet, 48 oldum. Ve 100 enerji geldi. Güzel. Never atlayınca almayın. Bekleyin. Enerjiniz tamamen bitene kadar günlük ödülleri almayın. Çünkü aniden bir enerji veriyor ve o enerji boşa gidiyor. O yüzden onu bekleyin. Şu şekilde gelelim.
Neredeydi? Evet, buradaydı. Girelim hemen. Bunun parçasını tamamlayalım. Evet, bakın her parça taktığımızda sağ üstte güç bölümü var. Şu anda 777 oldu. Her parça taktığımızda orada güç artıyor. Şu şekilde hemen girip bu parçayı da bulalım ve yanlış yere, evet, bulalım ve size nasıl lever atlattığını göstereyim. Evet, gene zor bulunan bir parçaya denk geldik. Ha, buldum. Evet, çarpıya basalım geri. Evet, tamamla kuşan. Bakın 6 parçayı da kuşandın. Altı parçayı da bulduğunuzda yükselt geliyor. Yükseltme bölümüne basmadan önce gösterdiğim güç bölümü bakın az önce 777 idi, şu anda 804. Yükselt dediğim anda direkt bu şekilde bir bölüm geliyor. Bakın 704'ten 804'ten 875'e çıktı ve canı arttı, hasar verdiği güç arttı, zırhı güçlendi, odaklanması arttı, direnci arttı bu şekilde. Evet, tüm hepsini verip yükselt dediğinizde tüm kıyafetler ona, o karaktere bağlanıyor ve kayboluyor. Daha sonra yeni bir elbise bölümü veriyor. Bunları tamamlayarak bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Tabii benim tercihim sizden istenen karakterleri yükseltmeniz. İstenen dediğim şu, göstereyim hemen. Bakın burada seferler bölümü var. Bakın burada şu anda ben kozmik çatışmalar bölümündeyim ve mistik güçler yakında, çok yakında diyor. Yani yeni güncelleme gelecek. Bu şekilde kahramanlar bölümüne tıklayalım. Evet, hemen savaş diyor. Savaşa girelim. Buraya daha önce savaştım ama gücüm yetmiyor. Sadece göstermek için giriyorum. Evet, bu şekilde girdiğimizde bakın hemen ekrana 5 karakter geliyor. Bu 5 karakteri üstlerine tıklayarak gönderebilirsiniz. Evet, hepsini gönderdiğimizde sağ tarafta en baştan itibaren tıklayalım. Çünkü en baştan itibaren tıklamamın sebebi en güçlü karakterler geliyor. Evet, en güçlü karakterler bunlar. Şu anda 19.000 güce ulaştım. Ama bu 19.000 güç yetmiyor bu savaş için. Buradaki karakterleri güçlendirirseniz bu bölümü geçmeniz daha kolay olur. Yani diğer karakterleri güçlendirip de bunlar bu şekilde kalırsa bu bölümü geçemiyorsunuz. Bunları güçlendirin. İstediği karakterler dediğim bu. Bu şekilde her bölüme girerek hangi karakterleri istediğini bakabilirsiniz. Ya da direkt bu şekildeyken direkt burada iki tane insan resmi gibi bir şey var. Buraya tıkladığımızda bu bölümde istenen karakterler burada görebiliyorsunuz. Diğerine tıklayalım. Bakın bu karakterleri istiyor. Ya bende olmayan karakterler de istiyor ama bende olan karakterler var. Bu karakterlerin gücünü arttırırsanız bu bölümü tamamen bitirirsiniz. Ben şu anda seferler bölümünde 6. seviyedeyim. 6. seviye son galiba. Çünkü 7. seviyeyi göstermiyor. Bu şekilde şu anda önümde, evet, şu şekilde gösterdiğim bu 4 bölüm var. Bu 4 bölümü de geçince bu bölüm galiba tamamen bitiyor. Daha hiçbir bölümü bitiremedim. Bu şekilde geri gelelim. Evet, göstermek istediğim burada sağ sol tarafta kupa var. Başarılar. Evet, gördüğünüz gibi iki tane Thor, yok Thor değil, Hulk kartı anıyorum. Çünkü elbise giydirme bölümünün birini tamamladım. Daha sonra altta mesajlar bölümü var. Bu mesajlar size etkinlikleri gösterdi ya da etkinliklerden bu şekilde kazandığınız ödülleri almanız için size mesaj gönderiyor. Bunları alıyoruz. Daha sonra bakın ekranda şu anda benim seviyem yüksek olduğu için çoğu özellik açık. Bakın burada mücadeleler bölümü.
Mücadele bölümü her gün buradan size mücadele etmeniz için bölümler gösteriyor. Bu bölümlere girerek ben tabii savaştığım için evet buna gücüm yetmiyor şu anda. Otomatik savaş her bölüm için 3 savaş hakkı veriyor zaten. 3 savaş hakkı da her gün için ideal. Evet. Bu aldığımız deneyeye benzer şeyler ne derseniz bunları birazdan göstereceğim. Onları biriktirerek kartlar kazanıyorsunuz. Karakterleri almanız için. Evet, bu taşlar da karakterlerin güçlerini yani yeteneklerini arttırmak için kullanılıyor. Bunların hepsi istenilen seviyeye ulaştığınızda zaten otomatik uyarı veriyor size. Evet, oradakileri yaptığım için hemen girelim. Evet, bakın. Az önce topladığım deneye benzer ödüller evet burada. Temel küre. Temel küreyi bir defa çevirme hakkı kazandım. Hemen aç diyelim. Evet. Orada da bir tane kart. Sağ ve solda birer tane bana lazım olan parçalar. Evet bu şekilde. Buradan para yatırarak da elmas çekebilirsiniz ama bence elmas zaten oyun kendi veriyor. Arena var burada. Arenada bu oyuna kayıtlı olan diğer oyuncularla kapışıyorsunuz. Yani gücünüzü test ediyorsunuz. Eğer arenayı da kazanırsanız burada ödüller bölümüne girelim. Evet şu anda benim sırama rütbem burada. Tabii çok düşüğüm. 1000 ile 6000 arasındayım. Çok düşük bir seviye. Evet tabii bu arenada ilk 1'e çıkmak çok zor çünkü oyuna çok önce başlayanlar var. Oyunun ne zaman yayınlandığını bilmiyorum. O yüzden oyun gücü çok yüksek olanlar var. Bazıları oyundaki karakterlerin neredeyse tamamını almış ve yüksek seviyedeler. Onlara ulaşmam için hiç durmadan 6 ay boyunca gece gündüz enerji bittiği anda enerji toplayıp oynamam lazım. Onları geçmem için. Arenayı da geçelim. Burada kilometre taşları. Evet taşlar bölümü. Evet son taşımızı alıyoruz. Evet taş bölümü bitti. Bu taş bölümü yüksek seviyede taş. Bunlar bazen özellikler geliyor. Bunları yaparak buradaki taşları alıyorsunuz. Yani yaptığınız herhangi bir görevde de oradaki taş bölümü sayıyor. Evet hemen taşı da aldım. Evet premium küre. Az önce premium küre parçası vermişti. Küreyi tamamladık. Şimdi küreyi açalım. Vay bu kez güzel verdi. 15 karakter. İki farklı karakter verdi. Biri 15 kart, biri 1 kart. Güzel. Evet, elmas vermeyeceğim. Geri çıkalım. Şimdi etkinlikler bölümüne girelim. Etkinlikler bölümünde çılgın titan vardı. Titanı ben tamamladım. Gördüğünüz gibi tamamladım baskınlar. Baskınlar bölümünde de İttifakın yardımıyla geçmek gerekiyor. Evet burada iki seçenek var. 4 kişi olana katılayım. Evet bu şekilde. Bakın şu anda zaten kırmızı ateşe benzer yerler bizim alamadığımız yerler ve diğer yerlerin hepsini almışız. Evet. Videodan sonra bunlara ben yardım edeceğim. Bu şekilde kırmızı yere tıkladığınız anda başlat diyorsunuz ve savaşa katılıyorsunuz. Savaşı yendiğiniz anda oradaki kırmızılık gidiyor ve size ait oluyor. Mağaza bölüm. Bakın buraya mağazaya girdiğinizde mağaza evet mavi ekipman evet, mavi ekipmanı da istemişim. Bakın burada deneyim puanı nasıl biriktireceğimiz derseniz sahip olduğunuz diyor. Bakın burada küçük olarak 600 tane istiyor ve bende 2000 tane varmış. Ya da nasıl bu tersine mi? Deneyelim bakalım. Evet açtık. Bu kez 3 tane gerekli malzeme verdi. Evet.
2000 tane istiyor ve şu anda 600 tane kaldı. Evet, elimde 600 parçası kaldı. Tamamladıkça bu şekilde size uyarı veriyor ve buradan çekilişleri yapabiliyorsunuz. Evet, başka buraya da çıkalım. Yetkinlik bölümünden çıktık. Evet, burayı zaten göstermiştim. Burada 4 seçenek var. 3. seçenek size malzeme, lazım olan malzemeleri gösteriyor. Onları aldım. Burada da kartları gösteriyor. Çok nadir bir kart varsa elmas harcayın. Çok nadir bir kart yoksa, böyle normal karakterler varsa, bunları zaten etkinlik çok rahat veriyor. Orada Hulk'un kartını görmedim. Görseydim Hulk ya da Thor, ikisi de çok güçlü karakterler. Evet, böyle geçelim. Seferler bölümünü zaten göstermiştim. Evet, ittifak bölümü. Ben kendim bir gidip bir ittifaka girmedim. Bu oyunun kendi beni kendi yönlendirdiği bir ittifak. Evet, girelim. Uzun zamandır ittifaka da girmemiştim zaten. Evet, ittifak üyeleri. Evet, ittifak üyeleri gördüğünüz gibi buradalar. Bunlar da oyuna başlayanlar. Yani yeni başlayanlar diyelim. Çünkü yeni başlayınca direkt buraya böyle bir ittifak atıyor. Boş bir ittifak. Yani burada güçlerine ne kadar çıkmıyorlar. Bakın 49 level olmuş. Evet, 49, 42, 30'dan aşağı yok galiba. Evet, ben. Evet, 30'dan aşağı yok. 30 olan da bir ya da iki kişi var. Gördüğünüz gibi bunlar güçlerine ne kadar buradan çıkmıyor. Çünkü diğer ittifaklar güçlü karakteri olan insanları alıyor. Bunlar oyuna ben yeni başladığım zamanlar, onlar zaten klandaydı, ittifaktaydı. Ben de onların arasına katıldım. Oyun beni yönlendirdi oraya. Onlarla birlikte orada kaldım. Daha da uzun bir süre kalacağım. Akım bölümüne girelim. Bakın, bu akım bölümü size savaşa git diyor ve savaşa başlıyorsunuz. Bu tabi değişebiliyor haftadan haftaya ya da bazen 2 haftadan 2 haftaya bölüm değişebiliyor ama savaş aynı. Sadece ödül bölümü değişiyor. Bakın, ödül bölümü burada. Bu şekilde. Siyah Panter. Savaş Kralı. Bu karakterin ismini biliyordum ama. Ha, Kara Panter. Evet, ödüller bölümünde Kara Panter'in kartlarını gördüm. Daha önce dikkat etmemiştim. Evet, bu şekilde savaşarak buradaki puanları dolduruyorsunuz. Puan dolduğunda bu al seçeneği aktif oluyor ve alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi en başta DNA var. Onun yanında başka bir özellik var. O kartlarda da ikinci seçenekteki karta benzer şey 325 diyor. Bunu şurada göstereyim. Bu ayrı bir seçenek. Mağaza bölümü ve küreler. Gördüğünüz bu küre için geçerli sadece o. Evet, şu anda da evet alabiliyormuşum. Bu kürenin diğerlerinden farklı olmasının amacı, gördüğünüz gibi bazen üçünü de aynı anda kart verebiliyor ve kartları 5'ten aşağı değil. En az 5 karakter, 5 kart veriyor ve iki tarafta da altın veriyor. Bu altınlar da oyun için önemli çünkü subayları, yani karakterleri almamız için altın istiyor ve karakterlerin istediği parçaları topladıktan sonra karakterin üstüne kuşanmamız için önce birleştirmemiz gerek. Birleştirmek için de altın istiyor. O yüzden bu çok iyi. O arenayı ben 2 gündür oynuyorum. Evet. Bir karakteri, tüfekçiyi tamamladım. Al diyelim. Evet, ilk aldığım için zaten 100 istiyor. Çok önemli bir rakam değil. Zaten hiç gereksiz bir rakam. Evet, bu şekilde aldım. Hemen yıldızı, kaç yıldız olduğu belirli. Bir yıldız, yani güç düşük bir seviye karakter. Evet, bir lever olarak geliyor. Bu şekilde bakın. Leverini eğit dediğinizde buradan tıklıyoruz. Çarp ve tıkladığımızda sağ tarafta leverini zaten gösteriyor.
Şurada yukarıda gördüğünüz seçenekler, onlar sizin lever atlatmanızı sağlıyor. Bu şekilde maxlayalım. Evet, 48 lever olması için 494 bine ihtiyacım var ve şu anda bende 86 bin var. Zaten bunun da leverini yükseltmeyeceğim çünkü güçlü kahramanlarım var. Onları yükselteceğim. Bu şekilde buna savaşlayarak ödülleri alıyorsunuz. Ödüllerden daha sonra ödülleri aldığınızda zaten ödüller güzel karakter veriyor. Elmas veriyor. Elmas değil. Altın veriyor. Karakter kartı veriyor. DNA araştırması veriyor. Ve bir tane az önce gösterdiğim özelliği veriyor. Bu savaş bölümü de güzel. Geri gidelim. Akım bölümü. Evet. İttifak başkanları. Geçelim. İttifak savaşı çok yakında. Evet, İttifak Savaşı kaç leverde açıldığını bilmiyorum. Bende daha hala açılmadı. Evet, bu şekilde. Burayla ilgili anlatılacak başka bir özellik yok. Zaten burayı da, evet, burayı da göstermiştim. Bakın, kırmızı nokta liste bölümünde kırmızı nokta var. Bu kırmızı noktanın olmasının amacı, yani yükseltebileceğiniz karakterler var demeye getiriyor. Bu şekilde girdiğimizde zaten gördüğünüz gibi çarpıları görüyorsunuz. Zaten bu çarpılar yandığında zaten o karakterin parçası var demektir. Şu anda benim yükseltmem gereken Wolverine. Wolverine'i 5000'e yükseltmem lazım. Şu anda 4300. Onu 5000 yapmam lazım çünkü savaşa gireceğim bölüm Wolverine'i istiyor. Wolverine'in takımına. Evet, günlük bölümü. Bunu nasıl yapacağım derseniz, zaten oyun tamamen Türkçe. Zaten oyunun en büyük avantajı da bu. Tüm her yeri Türkçe. O yüzden günlük bölümüne girerek de burada ne istediğini zaten görüyorsunuz. Arenada iki savaşmamı istiyor. İki defa. Evet, eğit diyor. Herhangi bir karakterin seviyesini bir level yükseltmemi istiyor. Akında iki savaşta mücadele et diyor. Az önce gösterdiğim bölüm. Siyah Panter'in olduğu bölüm, orada iki defa savaşmamı istiyor. Bu şekilde bunları tamamlayabiliyorsunuz. Zaten en altta kaç günde bir yenilendiğini gösteriyor etkinliğin. Bir gün yok, 1 saat 22 dakika. Bu kez geç kalmışım. Hemen bunları tamamlamam gerek. 1 saat 22 dakika sonra etkinlik bölümü yenilenecek. Yeni etkinlikler gelecek. Burada onun hemen bir üstünde de tüm günlük amaçları tamamla diyor. Yani onları tamamlayınca da direkt 5 tane Wolverine kartı veriyor. 100 XP ve 25 elmas veriyor. Bu şekilde üstlerine tıklayarak da ne verdiğini öğrenebilirsiniz. Evet, bu oyunu anlatabileceğim. Bakın alt tarafta konuşmanız gereken bir balon var. 3 noktalı bir balon. Buraya girdiğinizde küresel bir konuşma var. Küresel, yani oyunda kayıtlı olan tüm kullanıcılarla aynı anda konuşmanızı sağlayan bir bölüm var. Hemen aşağısında da ittifaktakilerle konuşma bölümü var. Bende daha çok küresel bölümü açık. Çünkü bazen küresel bölümünde oyun hakkında konuşuyorlar. Onlara bakıyorum. Evet, örümcek adama da tıklayalım. Gördüğünüz gibi direkt kart bölümüne attı. Oyunla ilgili anlatacak başka bir şey kalmadı. Bu oyun bu şekilde. Marvel karakterlerini sevenler için güzel bir oyun. Böyle karakterleri güçlendirmek ve diğerleriyle mücadele etmek isteyenler için de ideal bir oyun. Savaş sevenler için de güzel. Oynamak isteyenler için linki zaten açıklama bölümüne koyacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.